Merhaba sevgili izleyiciler, son teknolojinin adresi MediaMarkt'ın desteğiyle birlikte iPhone 10'u yurt dışından almanın nasıl bir deneyim olduğunu bu videoda hep birlikte göreceğiz. Şöyle bir eyvallah Londra abi. Evet. 700 numaralı kapıyı bulmam lazım. Ya bu arada 700 numaralı kapıya gitmek 14 dakika arkadaşlar. Nasıl ya? Ya 14 dakika uçağı kaçırabilirim biliyor musunuz? Yani uçağı kaçırmadım. Ama korktum ya. Vallahi kaçıracağım zannettim. Pasaport kontrolünden geçtik arkadaşlar. Şimdi bavulumu alacağım ve bu akşam konaklayacağım yere gideceğim. Dostlarım var çok şükür. Şimdi o dostlarım beni karşılayacaklar. Onları göreceğim. Arkadaşlar Londra'da biliyorsunuz bir arkadaşım beni alacak demiş. Sevgili Emrah alacak arkadaşlar. Şimdi ben bu akşam Emrah'ta kalacağım. Şu iPhone X biliyorsun biraz pahalı bir telefon olduğu için Emrah'cığım. O nedenle kısmamız gerekiyordu arkadaşlar. İnanmıyorum. iPhone 10'lar iniyor arkadaşlar. Koşalım, koşalım, koşalım. Arkadaşlar şu anda iPhone 10'lar kutu kutu geldi. Sıraya girenleri görüyoruz arkadaşlar şu anda. Ben de bu sıraya gireceğim. Ve içeriden alkış sesleri gelmeye başladı. İlk iPhone'lar dağıtılıyor. Dostlar saat 12.30'a yaklaşıyor. Benim sıra tamam. Yani ben girdim. Bir 20-30 dakika şu arkamdaki sıra biter. Bittikten sonra da iPhone 10'umu teslim almak için içeriye gireceğim. Şimdi iPhone 10'a yaklaşmama, dokunmama çok az kaldı. Apple Store'un önünden çıktık ama boş değiliz. İki tane iPhone 10'umuz var arkadaşlar. Bir tanesini tabii ki Emrah için. Şu anda saat 13.04 arkadaşlar. Aslında bayağı vaktim var. Uçağım 6'ya doğru. Ufak ufak hareket edelim. Ve havalimanına geldik arkadaşlar. Yetiştim. Yetişemeyeceğim diye korkuyordum ama altyapı şimdi tren falan olunca herhangi bir sorun kalmıyor. Şimdi uçak biletimizi alacağız.
güvenlik kontrolünden geçeceğiz ve yaklaşık 4 saat uçuştan sonra da güzel ülkemize döneceğiz iPhone 10 ile beraber. Güvenlikten geçerken bayağı bir sorun yaşadım arkadaşlar. Çünkü üzerimde gerçekten fazla telefon var. Test için iPhone 7 Plus var zaten. 10 var. Huawei var. Samsung var. Her şey var. Ama sorun yok. Şimdi uçağa doğru hareket ediyoruz. Hemen son kontrollerdeyiz. Sonrasında uçağımızdayız. Çok şükür. Yolculuk sona erdi arkadaşlar. Biraz burayı business'a çevirdim. Çünkü yanımdaki iki koltuk boş. Bu da boş. Arka tarafta bu dörtlüyü yatak olarak kullandım. Şimdi pasaporttan çıkacağız. Evimizin yolunu tutacağız. Sonunda Shift.net ofisindeyiz. Arkadaşlar gelin şöyle oturalım bir hesap yapalım. Biz bu yolculuğa gittik geldik iPhone 10'u aldık ama cebimizden ne çıktı? Hep birlikte hesaplayalım. Bir kere Londra'ya gidebilmeniz için pasaportunuzun olması lazım. Pasaportunuzun ve vizenizin olmadığını düşünelim. Pasaport için ödemeniz gereken bedel yaklaşık 200 TL. Tabii pasaportunuz yoksa vizeniz de yok arkadaşlar. Vize için ödemeniz gereken bedel de yaklaşık 500 TL. Pasaport tamam, vize tamam. O zaman uçak bileti almamız lazım. Uçak biletleri yaklaşık 2000 TL. Gidiş dönüş biletimizi aldıktan sonra gelelim otele. Biliyorsunuz 1 pound şu sıralar yaklaşık 5 TL sevgili izleyiciler ve ortalama bir otelde kalmak için ödemeniz gereken para da yaklaşık 500 TL. Otelde kaldınız, güzelce dinlendiniz. Birazcık etrafı dolaşayım. Sonra da Apple Store'un yolunu tutayım. Giderken de karnımı doyurayım, güzel şeyler yiyeyim Londra'da diyorsanız yaklaşık ödemeniz gereken para yolculuk ve yemekler için 500 TL. Apple Store'un yolunu tuttunuz. Benim gibi rezervasyonu yaptırdınız. Sıraya girdiniz. Sıra size geldi ve gelelim ödeme kısmına. iPhone 10 Londra'da 1000 pound sevgili izleyiciler. Yaklaşık 5000 TL'de iPhone 10'a ödemeniz gerekiyor. Ama bir ek ücret daha var. Çünkü yurt dışında garantiyi satın almak ya da almamak size kalmış. Dersiniz ki 1 yıllık garantisi olsun ne olur ne olmaz. Pahalı cihaz diyorsanız ödemeniz gereken ekstradan bir 1000 TL daha var. Ve yurt dışından aldığınız telefonu Türkiye'de uzun süre kullanmak istiyorsanız bunun bir pasaport kaydını yaptırmanız gerekiyor sevgili izleyiciler. Ve bu pasaport kaydı da yaklaşık 150 TL. Eğer bu pasaport kaydını yaptırmazsanız 120 gün sonra telefonunuz kullanıma kapanıyor. Tüm bu fiyatları bir araya getirdiğimizde cebimizden çıkan para yaklaşık 10.000 TL oldu arkadaşlar. 10.000 TL gerçekten çok yüksek bir bedel iPhone 10 için. Ve eğer biz bu telefonu yurt içinden bir MediaMarkt mağazasından ya da MediaMarkt.com.tr üzerinden alsaydık ödememiz gereken para sadece 6.100 TL olacaktı. Ve ekstradan 2 yılda garanti olacaktı. Bu arada yurt dışından satın aldığınız garanti Türkiye'de geçerli değil. Bunun da altını çizmiş olalım arkadaşlar. MediaMarkt.com.tr'de ve MediaMarkt'ta 8 Kasım'dan itibaren iPhone 10'ların siparişini verebileceksiniz. Ha unutmadan bir avantaj daha var arkadaşlar. O da biliyorsunuz yurt dışından biz tek çekimde aldık bu iPhone 10'u. Ama siz MediaMarkt üzerinden aldığınızda dilerseniz 48 ay taksitle satın alabiliyorsunuz. Aranızdan belki ben operatörüm üzerinden almak istiyorum, faturamla ödemek istiyorum diyenler varsa da zaten MediaMarkt'ın operatörlerle de çok güzel bir işbirliği var sevgili izleyiciler. MediaMarkt.com.tr ya da MediaMarkt mağazasına gittiğinizde faturanızla birlikte operatörünüz üzerinden de satın alım yapabiliyorsunuz. Ve dostlar, çok yorucu, çok zahmetli bir yolculuk oldu ama bu deneyimi sizlere net bir şekilde anlatma imkanı buldum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.